Geleneksel sanat diyorsun. Bütün kaya resimlerinin üzerinde çizimler böyle olmuş. Onlar Doğru. şimdi sanat değil mi? Ki İlla hat bence bayağı göze hitap eden bir sanat dalı ayrıca yani. ya Yazı işte hep konusu. böyle yani. Hep Ama göze fix. bayağı hitap ediyor oğlum. Çok güzel yani. Hat zaten galiba şey gibi bir şeydir. Yazmak kadar. Bir de Yani arada bunlar komplo teorisi de değil. Bunlar gerçek. Yani tabii ki abi. komplo da bahsetmiyorum. Gidip her yerden bakabilirsin yani. Bütün Ha yok, okullarda burada aynı. arkadaşım bir şey söyledi Saltuk. Mikrofon kapalıydı, ona cevap verdim ben. Benim internetim gitti bu arada, pardon. Hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, merhaba abi. Yani şeyden bahsediyordum. Mesela okullarda eğitimler hep sanat tarihi vesaire hep Avrupa üzerine. Yani bizim kendi ülkemizle ilgili ya da işte eski atalarımızla ilgili ya da yaşadığımız topraklarla ilgili bir şeyi çok öğrenemiyoruz. Yani. Abi yani oraya gelmeden önce şöyle çok basit bir soru sorayım. En basitinden 8-9 yaşında ilkokul çağındaki bir çocuk lise hayatına kadar, hatta lise dahil, resimle alakalı, müzikle alakalı ne öğreniyor ki yani? Resim çantanı götürüyorsan Hep tamam, ezber 5 aldın şeyler. bitti yani. Başka bir şeye gerek yok. Evet, aynen öyle zaten. O bir alışmış yani bizim beynimize artık yerleşmiş. Yani Hocalar da öyle. Mesela hocaların şöyle bir şey de var. Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek var mı? gerek Var. yok. Var Var. tabii. Zaten olay bu değil mi yani? Abi Olay ben beden zaten bu yani. dersinde bir kere koştuğumuzu hatırlamıyorum ya. Bu çok saçma bir şey yani, anladın mı? Orada o adam maaş alıyor, Güzel bize bir top şeyler oynardık ama. katması lazım. Atıyor topu önümüze, koşun maç yapın. 2 saat takılıyorsun ve sınıfa çıkıyorsun yani. Ben beden eğitimi dersinden şikayetçi değildim ya o konuda. Ya kanka ben Yalan de yok. değilim tabii ki. Top Benim de işime oynuyorduk geliyordu yani. o zaman. Hatta Ama şu an hayalini baktığım kurduğum zaman o ders tek bana bir şey dersti. katmış mı? Hayır yani, hiçbir şey katmamış. Tabii yani derslerin çoğuna baktığımız zaman zaten temel bilgiler dışında böyle gerçekten gençlere yeni fikirler aşılayacak, onların bir şeyler yapmasını sağlayacak, adım attıracak asıl verilmesi gereken bilgilerin ben de verilmediğini düşünüyorum. Bu gerek ilkokul, lise, Aynen. gerekse üniversitede yani birçok yerde böyle ne yazık ki. Hatta kısıtlıyorlar böyle bunların üzerine, hani daha çok kafa açılmasın diye böyle çoğu Tabii şeyi canım böyle yani hedef atıyorlar üstüne. artık yani mesela işte müfredattan evrimin kaldırılması gibi. Yani olan şeylerin de önü kapatılıyor. Öyle bir durum var ama ya işte teknoloji çağını bu noktada yakalayıp pozitif açıdan iyi açıdan değerlendirmemiz lazım. Çünkü zaten aslında her şey önümüzde bir yerde ama Kanka bizim ülkede de bak gerçekten eğitim olarak bir yere gelmiş nadir birkaç insan varsa da, çok genel olarak söylüyorum, böyle bir öğretmeni falan sayesinde değil, tamamen kendi isteğiyle, kendi çabasıyla bir yere geliyor gerçekten. Kendi koşturuyor, kendi buluyor, kendi öğreniyor. Yani bir katkı görmüyor dışarıdan. Tabii Aslında ki. bir nevi kendini eğitmiş oluyor adam zaten ve o da Türkiye'de kalmıyor yani. De aynen öyle. Ben sana şöyle bir şey söyleyeyim. Bu Türkiye'deki eğitim sisteminin dışında genel olarak anlayışta. Mesela bugün sana diyorlar ki Roma'da Kolezyum var, işte Paris'te Eiffel Kulesi var, işte Londra'da da saat var vesaire. Bunlara mı gitmek istersin? Yoksa ben diyorum ki sana Göbekli Tepe var. Kapadokya var, işte bir de bilmem ne şelalesi var. Nereye gider insanlar? Hepsi öteki tarafa gidiyor. Çünkü sana Herkes zaten, Amsterdam'a gider tabii abi. herkes Amsterdam, evet yani herkes, çünkü sana empoze edilen başka bir şey var. Yani sen dolayısıyla bu tarafı Burhan abi hoş görmüyorsun. geldin. O tarafı Hoş görme bulduk. diyorlar. Ama orada Türkiye'de bence şey de var. Hani ulaşabilmek, Göbekli Tepe'ye gitmek Fransa'ya falan gitmekten daha kolay geliyor. O yüzden tercih farkı oluşuyor. Hiç kimse gitmiyor ama bro. Nasıl olsa Oğlum elimizin çekicilik altında unsuru var nasıl ortada olsa ya. bulunur İnsanları diyerek Göbekli belki. Tepe'ye çekemiyorsun ki yani, anladın mı? 17 yaşındaki bir çocuğu mesela bir nasıl çekeceksin oraya? Çekemiyorsun. Adam Fransa'ya gitmeyi tercih eder. Yani bu kadar basit. Reklam eksikliği var. Ya her şeyin eksikliği Ya var ya. aslında öyle değil ya. Ben son dakika yetiştim muhabbete de. Yani burnumuzun ucunda olduğu için elbet bir gün gideriz gibi bir şey oluyor. Mesela ben O da Edirne'liyim. var. Doğru Şöyle abi, o da var. anlatayım. Hemen örnek veriyorum. Edirne'liyim. 17-18 yaşına kadar Edirne'de yaşadım. Ama o yaşıma kadar hiç Bulgaristan sınır kapısı olduğu halde hiç gitmemiştim. Ama böyle daha sonra hani Avrupa'ya falan çıkmaya başladıktan sonra bu konserler için falan Bulgaristan'a falan daha yeni gittim yani öyle söyleyeyim. 2-3 sene falan oldu gittiğimde yani.
Hani çok yakın olduğu için bu şeye benziyor. İstanbul'da da hani kimse Kız Kulesi'ne gitmemiştir atıyorum böyle. Boğa'da resim çekilmemiştir falan. Ben hani çok yakalayamadım muhabbeti ama buna benziyor. Bu arada Yalçın abi çok selamlar. Selam selam Rıfızıf, merhaba. Ya şey yok yok şöyle dedim yani mesela okullarda ben şimdi güzel sanatlar okuyorum. Mimarlık okudum yani şeyde. Hoca ile konuşuyorum. Hoca diyor ki işte etrafınıza bir bakın. Gidin mutlaka işte otelleri gezin. İşte bilmem nereyi gezin. Kendinizi geliştirin falan diyor böyle. Ya diyorum ki Türkiye'de işte Edirne'lisin sen. Edirne'de çifte minareli medrese var. Şey olarak. Çık oradan işte Selimiye Camii. Bilmem ne bilmem ne. 50 tane yer var mimari olarak, tamam mı? Yani bunların hiçbirine ne okul tur düzenliyor ne de bize anlatıyor. Mesela eski zamandan kalmış kümbetler var Türkiye'de bir sürü. Kümbet dediğimiz şeyler de yani böyle mezarlar vesaire, kurganlar var. Bunların hepsi aslında çok önemli şeyler. Bunları görmüyoruz. Hoca diyor ki bana, git diyor Marie Claire dergisi al diyor. Bir de diyor çırağının diyor otelin girişine bak diyor. Yani sen yaşadığın topraklardaki mimari uçmuş 2000 sene önce ne noktadaysın? 2000 sene sonra geliyorsun diyorsun ki Taksim'deki bilmem ne oteline gideyim de feyiz alayım. Ya, anladın mı? Rezalet burada. Sonra da geliyor yine aynı hocalarım bana. Ben çok hocama da söyledim yani böyle çok tartışmışlığım da vardı. İşte Avrupa'da da bu çok büyük bir güzel yapı. Bu harika bir yapı. Şu öyle bir yapı. Siz biliyor musunuz Taç Mahal'i? Taç Mahal'i herkes bilir herhalde. Aynen abi. Taç Mahal'in evet, kimler tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Bizim Türkler tarafından mı abi? Evet. Mimar Sinan'ın evet, öğrencileri. Evet, evet, evet. Doğru. Gerçekten yani niye mesela hiç bu anlatılmaz? Yani bu Taç Mahal'i... Ben bunu çok rastgele YouTube'da görmüştüm yani öyle söyleyeyim. Ben de hatırlıyorum öyle bir şey, evet. Benim hayatımda hiç Mehmet Efendi miydi hatta? İşte bunun gibi bir şey. Bizim hep kendi kültür erozyonu dediğimiz şey bu zaten. Yani ülkede kendini, benliğini unut, çık git başka yere bak, orası güzel de falan. Hep her şeyde böyle değil mi zaten yani? Hani turizm firmaları da o yüzden sana habire işte turları koyuyor. İşte Bavyera turizm, bilmem ne turizm falan. Türkiye'de de otobüs turları Karadeniz, işte Rize, orası burası vesaire diye. Onlar da hani belli şeyde, hani kültürel bir yere gösterecek bir şey yok yani. Hani ilginç, ilginç kafalar. Yani biraz hocaların da ideolojisiyle de alakalı olabiliyor. Mesela hani ben de ortaokul yıllarına bakıyorum en başına temeline. Bizi çok nadir böyle tiyatroya falan götürürlerdi. Hiç böyle tarihi bir yerlere götürmezlerdi. Orada da kendileri yatardı ederdi. En büyük etkinliğimiz de pikniğe gitmek falandı yani abi. Doğru, bence benim de öyleydi abi. Üniversiteyi hiç anlatmıyorum bile. Yani üniversiteyi zaten çok... Bilmiyorum, ben 2005'te girmiştim üniversiteye, 2011'de bitti ama o süre zarfında insanların ya enerjisi yoktu ya hepsi bir şekilde anksiyete falan yaşıyordu. Hiç üniversite hayatında da böyle hayal ettiğim şeyler olmadı yani, bence hocalarla da alakalı biraz. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum. Yani ben hocalarla alakalı olduğuna çok eminim çünkü... yani bütün hocaları bir tutarak söylemiyorum ama genel olarak tabii biz, öyle değil yani. Şeydeyiz yani. Yani batıya yüzümüzü batıya dönmeyi çok yanlış anlamışız bence. Yani yüzünü batıya döndüğün demek bütün her şeyi, bütün eğitim sistemini Avrupa'ya özenerek ben Avrupa'ya özenerek niye mimarlık okuyayım ya? Mimar Sinan gibi biri burada yetişmişken. Böyle bir şey olabilir mi yani? Çok komik yani. Onun gibi şeyler. Örneklerimizi kullandırmamak ya. Bence Türkiye'de insanlar var. Burada bu kadar adam var yani. Bence Türkiye'de insanlar artık yeni yeni rahat rahat hayal kurmaya başladılar yani. O yüzden hayal kurmaya başladıkları için artık yeni şeyler keşfedebiliyorlar ama eskiden eski insanlar hayal etmemişler. Sadece önlerinde gelişmiş olan şeyi görmüşler. Onu kopyalamaya çalışmışlar bence. Olabilir. Yani bu çok şey değil. Şaşırtmıyor. Mesela şimdi başka bir şey anlatacağım. Hani bilmiyorum bilginiz olan. Game of Thrones'u seyrettiniz mi? Ben seyretmedim. Evet. Şimdi mesela Game of Thrones'un içindeki hikayelerin %90'ı Türk mitolojisi. Yani gerçek Türk mitolojisi üzerinden alınma. Gerçekten mi? Evet, %90'ı. Kurtlar falan. Kurtlar donlama denen bir şey vardır. Yani sen
bir yerde kartalın içine giriyorsun, kartal gibi düşünüyorsun ve işte atıyorum cephenin öteki tarafındaki askerler kimlermiş, kartalın gözünden görüyorsun, kurtun gözünden görüyorsun. Bu Türk mitolojisidir. Başka evet. Hiçbir yerde de yoktur. Bizden alıntı yani birebir. Hiç hani örnek sadece o değil yani bir sürü örnek verilebilir. Hani mesela bunların hiçbirini biz bilmiyoruz. Mesela çünkü biz o Türk mitolojisi okumuyoruz Türkiye'de. Doğru. Yani mesela, evet sadece yani, okumak isteyen için bölüm var abi dediğin gibi. Şimdi mesela Noel Baba var. Noel Baba dediğimiz kişi işte yani Santa Claus nerede yaşamış? Antalya'da yaşamış bir rahip, bir papaz. Yani onun üzerinden gidiyor. Ama aslında onun giydiği kıyafet vesaire öyle bir şey değil. Şu anda bildiğimiz Noel Baba değil. Bizim bildiğimiz Noel Baba'yı Coca-Cola çizmiş reklam kampanyası. Tüm dünya Noel Baba'yı kırmızı ve işte böyle geyikler var vesaireler olan adam diye zannediyor. Öyle biri değil. O nereden geliyor biliyor musunuz? O da Ayaz Ata'dan geliyor. O da Kırgızların ve eski Türklerin mevsimleri anlatmak için nitelendirdiği karakterler var. Onlardan biri Ayaz Ata. Bakarsınız görürsünüz. Ben hatırlıyorum mavi bir kostüm vardı abi. Aynen. O kostüm yani, bu yerde hatırlıyorum. Düşünsene yani senin böyle bir sürü değerin var ve bu değerlerin hepsi yurt dışından sana başka türlü empoze oluyor. Geliyor bir bakıyorsun sen öteki tarafı seviyorsun. Oysa senden almış adam. Yani. Ya Yalçın abi şu da var. Yani biz Türklerin mitolojisi olduğunu bile bilen kaç kişi vardır acaba? Ben bunu çok geç öğrendim mesela. Valla bence yoktur. Çünkü hep işte yok astroloji, yok işte bilmem ne de yıldız haritası, şu su bu su. Türk kozmolojisi diye bir şey var. Yani bugün bir konuşurken bilmiyorum 120 kişiye yakın insan dinliyor. Çok rica edeceğim. Bir kere olsun Google'a yazın. Türk kozmolojisi nedir? Türk mitolojisi nedir diye. Oturup bakın bakalım o 12 ay, gezegen, ay takvimi vesaire. Ve yok Gregorian takviminden önce Türkler ne zaman bunu kullanmış? Gün ana mı vardı abi? Var. Tabii evet ki. Ben okumuştum bunu. Hatta lakap arıyordum çok eskiden böyle. Orada aklıma gelmişti bu. Şimdi aklıma geldi pardon. Oradan hatırlıyorum ben. Bir de Nardoğan vardır. İşte bu hani kırmızı narlar vesaireler hani Türklerde uğurdur. Hatta Osmanlı'da nar kullanır. Onların hepsi atalardan gelen şeyler. Yani uğur getirmesi, yeni sezona girmesi, işte mevsim atlamasını simgeliyor. Böyle bir sürü şey var. Bunların hepsini evet. Unutturmuşlar ya. Yani olacak iş mi? Senin şu anda çoğu şeyi bilmiyorsun. Türk kozmolojisini okusalar çok geçirir millet yani. O zaman gezegenlerin dizilimi, işte Sirius gezegeni, A, B, C, bütün hepsini biz biliyormuşuz zaten. Bahsettiğim yani. De milattan önceden bahsediyorum. 4000'ler, 5000'lerden bahsediyorum bu arada. Şimdi her şey çok hazır ve kolay diziler, filmler olduğu için aslında çok dediğin şeyler çok ilgi çekici şeyler abi aslında. Ele alınabilir bu akademik takvimlerde falan olabilir aslında ama dediğimiz gibi eğitimle alakalı sıkıntılar, vizyon bilmiyorum. Keşke çözülebilse ama çok güzel konuşuyorsun bu arada. Yok estağfurullah ya ben böyle çok merak ediyorum, okuyorum. Rating uğruna zaten bunları çok kötü yerlere çekiyorlar. Hani daha çok insanların ilgisini çekmesi gereken yerde soğutuyorlar böyle. Hani mesela en yakın örnek bu bir film vardı Osmanlı tarihini anlatan neydi o? Kanuni Sultan Süleyman'ın. O mesela. İşleyemiyorlar hani böyle hani. Amaçları o değil, öğretmek değil bence. Hani ben böyle düşünüyorum. Valla çok şaşırmıyorum. Çünkü yani birazcık merak eden olursa açıp baksın yani nereden nasıl gelmişiz, nereye yerleşmişiz. Şimdi mesela şey diyorlar Malazgirt efendim 1071'de Malazgirt'le beraber Anadolu'ya Türkler gelmiş. Ya böyle bir şey mümkün mü yani? Sadece 1071'de gelmek gibi. Yani böyle bir şey yani seni bir yerde noktalıyorlar. Detayı görmüyorsun. İşte tarihi görmüyorsun. İşte zaten at üstündeydiler. Bilmem neler. Ben bunları araştırıyorum. Bu komple teorisi diye açıldı diye konuyu açıyorum. Hı hı. Hani Göbekli Tepe'nin üstündeki bütün şeyler mesela Şanlıurfa'da işte kuşlarmışlar bilmem neler boğalar bir sürü sembol var. O sembollerin hepsi Kırgızistan'da Kazakistan'da o bölgede de var. Ve bu 15 bin milattan önce 15 bin yıl önce yazılmış olan çizilmiş olan şeylerin hepsi aslında o yani Ural Altay bölgesinde yaşayan eski işte kavimlerin olduğu yerlerde aynı görsel var. Nasıl oluyor adam
oradan uçarak mı gelip çiziyor buraya? Yani aynı şey. Aynen öyle. Bunu niye kimse sormuyor? Yani birebir aynı. Kazaklan Çelebi'yle. Ya sen şimdi Türkiye'de Coca-Cola gidiyorsun, bakkaldan Coca-Cola'yı görüyorsun, logosunu biliyorsun. Almanya'ya gidiyorsun, orada da Coca-Cola diyorsun ki ha, bunlar aynı firma. Bu kadar basit değil mi yani? Çok hani kafa yormaya gerek yok. E şimdi gidiyorsun orada tavşanı birebir aynısını çizmiş. Orada da tavşan var. Arada 50 bin kilometre var. Ya nasıl oluyor peki bu? E demek ki adam aynı adam yani. Birbirinin aynısı. Aynı nasıl, kültür. E tabii sen nasıl 1071'de geldi diyorsun o zaman. Adam gelmiş çoktan, yerleşmiş, başka şeyler yapmış. Bizanslılardan itibaren daha çok böyle sanki anlatıldı gibi bunlar abi. 1071. Ya yakın öncesinde ya, yakın diye yoksa. Başka şey söyleyeyim. Bizanslıların içinde de bir boy Türk boyudur zaten. Yani Bizanslıların içinde çok ciddi bir Türk boyu. Çünkü ya, bu şey evet. Olarak şöyle düşünmemek lazım. Hristiyanlar işte şunlar öyle düşünme. Gerçekten Anadolu'da yaşadıkları için o dönemki hükümet Bizans. Yani böyle düşünün. Adam işe alıyor gibi askeri alıyor. Aynen, böyle doğru. Hani bizim işte ama kafada koyunca yok onu yendik bunu yendik diye bu tarih, uygarlık tarihini okumak başka bir şey. Ama bunu hiç kimse yazmıyor yani. Gidiyoruz başka yerden öğreniyoruz. Çok evet. Saçma yani. Ayıp daha doğrusu. Yani Türk boyları da işte aynı şekilde kendi aralarında bölünüp daha sonrasında yani Bizans'a onlarla beraber işbirliği içerisinde gidebiliyorlar çok eskiden. Yani girerler tabii. Yani Türklerin tatlı menfaat yani. Yani bir de Türkler Müslüman değil ki tamamı. Yani bir bölümü var. Karay Türkleri var. Hristiyan. Evet, Gagavuz evet. Türkleri var. Hristiyan Ortodoks. Hazar Türkleri var. Harayim Türkleri var. Yahudi o tarafta. Yani sonuçta evet. Bu böyle bir şey. Sadece bir yerden var. Yani tarih. Yani göçebe. Adam öyle büyümüş. Orada hani bugün Almanya'da doğan Türkler de o ekolle büyüyor. Yani orada gördüklerine göre büyüyor. Yani kendi seçimlerini yapıyor ama yani bunların hiçbirini konuşmuyoruz. Biz okuduk. Vallahi böyle nasıl okuduk? Yani ben bunları okumasaymışım demek böyle şey gibi bakacaktık etrafa yani. Ya bu şeyi attılar şimdi tekrardan piyasaya. Çin Seçkin'in işte Türkler yüzünden yapılmadığı yalanı. Arda okumadı mesela abi. Hoş geldin. Saatler olsun. Diye. Evet geldi. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Elinden öpmek isterdim abi. Bilirsin bari banyodan sonra el öyle öpülür. Öyle mi? Bu da mı bir komplo teorisiydi? Yok ben bunu BBG'de görmüştüm. Semra vardı hatırlıyor musun? Atının annesi. Şey kafasında bardak kıran çocuğun annesi. Yok o Caner. Atının o Caner'in annesi. Ata eskiden ölmüştü. Ha, ha şey evet, abi evet, evet. Atatürk değil mi abi? Hayır abici. Ha evet Atatürk'tü. Hatırladım, evet hatırladım. O. Aynen. Ama Ata Space Türk yani. Evet Türk. Aynen. Şey annesi onun gelininin duştan çıktıktan sonra elini öpmesini istiyordu ısrarla da orada. Ben bunu bilmiyordum yani çok saçma. Ben i̇şte, niye bütün Erbuk'u izlemişim ucundan kıyasıyla. Bu da bir 500 yıl sonra anlatılır belki. Türk tarihinde anlatırlar bunu kanka 500 yıl sonra falan. Oğlum o kadın söylüyorsa zaten vardır böyle bir şey. Boşatacak bir tip değildi o. Soyadı Türk abi, soyadı Türk. O çocuğu Türk bayrağıyla gömmeye çalışmışlardı hatta. Tabutuna Türk bayrağı sarmışlardı. Gerçekten mi ya? Gerçekten. Yalçın abi sen biliyor musun bu konuları? Yani bu Semra karakterini tabii kaçamaz ki gözümüzden. Her yerden yani. Empoze ettiler. Yani aynaya baksak vardı. Görecektik onu yani öyle bir şey. Evet. Ne kadar acı değil mi ya? Yani, çok acı ya. Ben çok açıkçası onu Batman'in en kötü filmindeki yok. En kötü de değil lan. Şey, Danny DeVito'nun oynadığı Penguin karakteri var. Değil mi? Aynen benziyor. Ona çok benziyor. Güzel. Bir dahakini öpersin ama belki kanka. Ayıp ediyorsun. Seni de öperim. Teşekkür ederim. Çok iyi bak. Çok incesin. İşte bu şey değil mi yani? Şimdi bizim mesela bu böyle bir tür bu tuhaf bir sürü şeye maruz kalıyoruz. Sonra bu konularla ilgili işler yapanlar buralarda geliyor. Bayağı siyaset konuşuyor. Ben de şey oluyorum yani sen yıllarca bize empoze etmişsin şişmeyi, işte yemeyi, içmeyi, onu bunu, kaynana kavgasını. Sonra burada oturuyoruz hepimiz siyaset konuşuyoruz. Yani
Ne kadar hani inandırıcılık denen şey burada kopuyor bence. Doğru. Kıraathane mi abi burası? Kıraathane'de oluyor o işler ya. Burasının atmosferi farklı. Tabii bilen adam konuşsun ama bilmeyen adam da konuşmasın. Yok bizde yani işte öyle bir şey yok. Herkes konuşuyor. Konuşma şeyimiz var. Hadi ben abi, gevezeyim. Ben kendimi biliyorum. Bugün Twitter'da hatta paylaştım. Belki denk gelmişsindir, görmüşsündür abi. Elemanın biri FIFA'da 535 maç kazanmış. Aynen abi. Hiç yenilmemiş. İlk yenilgisini aldı değil mi şerefsiz? 15 aynen. Yaşındaki İlk eleman. İlk yenilgisini aldı diye çocuğa çöp falan yazmışlar ya. Dedim ne diyeyim onu. Kaç maç 500, kazanmış? 35 maç hiç yenilmeden kazanmış çocuk. İlk yenilgisinde altı dolu böyle çöp. Ama babam. Yalçın abi sana bir şey söyleyeyim mi? Yani bu gerçekten imkansız gibi bir şey. Böyle şansa yenilirsin yani. Gene girer bir tane kaybedersin. Çocuk hiç fire yoktu İnternetin yani. İnternetin mi kopmadı orospu çocuk? Gerçekten. Kesin onu da yenen ilk defa oynayan biridir yani. Hep öyle olur ya. Abi de 5 yok. Acemi şansı. Sağlam rakipler çıkıyor abi o seviyede karşısına. Aynen aynen. Bir de seviye çıkıyor. Bilmeden oynayamıyorsun yani o çocukla mesela. Konu o çocuk değil. Evet. Konu bizim insanlarımız abi. Evet çocuğa geldik. Evet. Belki bizim insanlarımızdan biri yanmıştır kanka. Gurur duyuyorum yani. Olabilir ya. Çünkü FIFA'da çok iyiyiz diyebiliyorum ben. Arda'dan iyisindir ama sen. Ya biz değil. Yani genel olarak Türkiye oyuncuları, player'ları evet. İyi. Yani PlayStation'a sahip olan her Türk genci iyidir bence kanka. Kanka bizim Türk gençleri internet kafede geliştirip sonra PlayStation'ı sponsorla alacak kadar iyi çocuklar. Aynen öyle ya. Aynen. Güzel. Ben 10 yıl önce falan Rusya ile hacking savaşı yapıyorlardı biliyor musun abi? Böyle ben biliyorum. 3000-5000 tane Türk genci abi sosyal medyadan örgütleniyor. Rus sitelerini hackliyorlar. Türk bayrağı falan asıyorlar oraya böyle. Türk hackteam. Battle vardı. Aynen Türk hackteam aynen. Aynen. Battle hackteam miydi o ya? Ağzında bir şey varken konuştu. Ben hiç anlamadım. Ben Tarzan şey, kulaklığım bozulmuş da ben. Pardon. Tarzan'la Hider'ın karışımı. Evet. Susacağım o zaman tekrar. Konuşma da mirası andırıyor. Bu içe kapanık var, konuşma. İçe var, içe. Var karışımı var. Ufuk abi bir şey soracağım ya. Bir tane yarışma vardı böyle. Ben hayal mi hatırlıyorum. Çok küçüktüm. Böyle aynı bir işte. Araba hatırlıyorum. Etrafında 8-10 kişi vardı. Arabaya dokun bana, dokun bana. Onun muhabbeti neydi abi? Arabaya dokunuyordun, en son bırakan arabayı alıyordu. Aynen, bir iki gün dokunuyordun. Aynen. İki gün. Çok saygı çok oluyor. Çok felç geçirir gibi davrananlar oluyordu. Kaka yapıyorsunuz siz ya. Evet, herkes Nazlı Banu Alkan gibi davranıyordu. Yetişemedim şimdi yani, bayağı. Manyaklık ama ha. Bir tane kadın 5 gün boyunca çekmiyor elini arabadan. Acun geliyor böyle. El sallıyor. Oraya kadın el sallıyor. Kadın eliniyor. Kardeşim şu uzay mekiğinin şeylerini kapatır mısın yani? Gelmedik mi? Mesnefe yayında mı? Sayın Mesnefe. Buradayım. Hayırdır dostum? Kötü bir haber mi aldın? O nasıl bir buradayım? Dinliyorum abileri. Duyamadım. Dinliyorum abileri ondan. Dinliyorum yani. Dinle abini. Okey. Dinle abini. Okey. Mesnefe sen de abisin kardeşim. Değil o abi. Var var onda kardeşleri var. Tehlikeli kardeşleri var. Mustafa'nın kardeşleri Twitch yayıncıları ya. Maşallahları. Biz onun düşmanıyız abi artık. Olmaz öyle şey ya. Düşman falan olmaz. O öyle diyor. Bizce de olmaz. Biz hala seviyoruz. Oğlum sen trolden, Türkiye'ye trolü getiren insanlardan birisin. Repozov böyle şeyler yakışmıyor sana. Kanka Mesnefe olunca durum biraz duygusallaşıyorum. Allah Allah. Hiç de öyle bir tip değil anladın mı? Dövesim geliyor benim yangın sonrasında. İşte ben böyle hep ezilenin yanında oluyorum kanka. Ha, ama dövemiyorum ki. İşte ben de tam olamıyorum. Uzaktan oluyorum. Bir dahakine tam oluruz belki. Umarım kardeşim. Sen de nasıl hatırlıyor musun? Sen şeyi anlatsana. Sen de karda 12 saate yakın mahsur kaldığımız hikayeyi. Sen ben Dapoet.
Aynen. Sonra varan turizmi gasp etmiştik kanka. Aynen aynen. Epey güzeldi. Konsere gidemediğim en keyifli zamanlardan biriydi herhalde. Evet. Şeye gidiyorduk, İzmir'e. Bahanem vardı bir kere, bahanem. İzmir'e giderken kanka nasıl yani kar yağma ihtimali, yani nasıl karda kaldık ya İzmir'e giderken? Ben İzmir'e yaklaştığımızda bir şey evet. olmadı da Susurluk'ta kaldık yani. Susurluk'ta Susurluk hiçbir şey gitmedi. Manisa'ydı kanka orası. Manisa mıydı? Aynen. Orada kar mar oldu işte, gidemedik. Oğlum Manisa'da olması olanaksız ama Manisa'da o kadar kar olur mu ya? Bilmiyorum. Kanka çok az kalmıştı ya. Manisa'da işte. Oluyor ya, Manisa yüksek, dağ var. Arada pardon. Bir yerdeydi. Bir saat falan kalmıştı böyle. Hatta en son yürüyecektik yani en son kanka. Sen hırs yaptın ya, bu konsere ben, gideceğim. Ya, sen dedin artık bu konsere gideceğim, yeter dedin, gidemiyorum ne zaman. Ben yandaki böyle yiyecek dolu arabaya çökmeyi falan çalışıyordum. Karnım aç falan ayağına. Hatırlıyorsun. İşte, evet, ekmek kızartıyorlardı. Aynen. Kanka manyaktı ya. Dopoyutlu orayı soymuştuk. Sen bekliyordun şeyde orada. Aynen. Domitin kız arkadaşı vardı. Evet evet, bize de getirmiştiniz bir şeyler diye hatırlıyorum. Güzel günlerdi kanka işte. Aynen ya. Yine kar yağıyor. O geldi aklına galiba. Evet evet kanka. Bir de seni görünce kaçınılmaz. Teşekkür ederim kardeşim. Ama çok özel sohbet oldu burası. Evet güzel. Gel arada gel, bekleriz. Burada pardon. Burada şey kanka, ortaya bir resim koysak da onun üzerine yorum yapsak daha fena olur. Şu ortaya resim koyma güncellemesini getirsinler bence ya. Kanka profil resmi yap abi. Oradan yola çıkalım biz, sen yap. Aa o da güzel fikir bak harbiden, ama şu an için geçen değil. Geçen gün ne oldu biliyor musun? Böyle bir şey yapıyorlar, yeni çıkmış. Şimdi mesela bir odayı trollüyorlar. Trolleme şekli çok komik ama. Star Wars'taki trooperlar var ya beyaz. Bütün herkes kendi profil resmini trooper yapıyor. Bir odaya böyle aynı anda 50 kişi giriyor. Hepsi elinde silahlı trooperlar. Altta böyle odadakiler de çıkıyor, üstteki konuşmacılar. Moderatör bir ya da iki kişi kalıyor. Arkadaşları yapıyor tabii bunu. Bir anda herkes böyle Star Wars karakteri oluyor. Darth Vader bilmem ne falan filan. Ama odanın hepsi böyle yani. Acayip bir şey. Yeni böyle geyik yapmışlar yani. İlginç. Kıyak güzel. Uğraşıyorlar gerçekten. İşsizlik. Yani bununla uğraşıyorlar. Evet. Enteresan yani. Biz ne yapsak ya Ufuk? Biz mi? Abi uğraş. Ya düşün şu ortamı düşün. Kim yapar Allah aşkına ya? Kanka senin böyle hep farklı saç renklerin falan oluyor ya. Hepimiz böyle farklı senin fotoğrafını koyalım. Senin doğum gününde yapalım bunu. Tamam anlaştık. Benim doğum günüme daha çok var. İstediğiniz çok var kadar sallayabilirsin. O zamana kadar kapanır bakarsın. Bu Clubhouse kapatırlar belki. Aynen biz, aynen. Biz de havada kapatırız. Tamam o zaman hepimiz şey olalım. Çebaka olalım. Olur. Tamam anlaştık kardeşim. Kompele olmaz mı? Kompele mi? Olur da konuyla çok alakalı olur mu onu bilemedim kanka. Bir yere değiştirmeye çalışıyorum kanka konuyu artık. Anladım. Akın akın kompele vardı o zaman. Oraya mı girelim? Evet olur. yapan bir abi onu vardı. Bir anlatın önce. Biz mesela bilmiyoruz. Kardeşini hatırlıyor musun onun? Hangisini? Kolibali. Kolibali kardeşi değildi ama o şey. Kardeşi geldi, kanka. Bir rüzgarla hepsi gelmişti atı. Moşeler, kolibaliler, kompelalar, uçeler falan. Mırmıç'ı hatırlıyor musun? Mırmıç'ı hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum ya? Peki şeyi hatırlıyor musun? O dönemler futbolcular hep şeyi diyordu, askere kanka. Mırmıç de çok iyi kaleciydi. Kurtarıyordu derbilerde ve bütün karşı taraftar şey diyordu. Mırmıç ne zaman askere gidecek falan. Sen o dönemleri hatırlıyor musun? Yok. O kısmı Fenerbahçe'nin kalecisi mi Mırmıç? Yok. Beşiktaş'ında. Hiç hatırlamıyorum. Beşiktaş, Fenerbahçe bunlar hiç ilgi alanıma girmiyor kardeşim ya. Metin Ali Feyyaz var. Bir de Höklü Uçe'yi severim. O kadar. Aynen. Uçe iyi bir onlar da kalmadı Uçe. Zaten. Aynen. Aynen. Müslüman oldu. Sezil var. Yani. Ha bir de Sergen'i severim, ayrı bir konu. Sergen hep ayrı bir yer açıyorum. Sergen çok ayrı kanka. Aynen aynen. İşte benim futbolcu versiyonum. Koko köydürse belki sen abi. Kanka sen at görüşü sevmiyorsun ki. Ne olsun yetenekli yani. Ama çalışmıyor. Sonuçta futbolcu da değilim kanka. Ama oynuyorsun onu sahada güzelsin. Olsun o da belki iyi rap söylüyordur. Hiç denedik mi bir Sergen'e 2-4'lük oku dedik mi? Bir akapela at dedik mi? Olabilir doğru. Ama evet, evet.
Rap seviyor ama yarışmalardan. O ağız yapısında rap yok ya. Ben anlarım adamın ağız yapısından iyi rap söylediğini. Kanka dişlerle alakalı olabilir mi? Olabilir, olabilir. Ya o öne doğru geliyor ya komple. O orada çok zorlanıyor insan. Yani rapçi sarrafı olduğundan biraz. Eyvallah kanka. Artık anatomik yapısından anlıyorum insanın iyi rap söyleyip söylemediğini. O zaman mesela Mustafa. Evet. Armuda benzeyen bir beden. Neydi? Jar Jar Binks'e benzeyen bir surat. Ve at dişleri. Çok zor yani bu. Ahmet Çakar bir ara Arda Turan'a butalım bile yetersiz. Futbolcu olamaz diyordu ya, hatırlıyorsunuzdur. Sonra Barcelona'ya aynen gitti. Ben eminim bu Barcelona'ya gidecek potansiyele sahip değil. Söyleyemez. Rap söyleyemez. Yani sen daha iyi bilirsin. Çok yakın tanıyorsun kanka. Senin arkadaşın o. Çılgın bir kırbaç. Sadece arkadaşım değil, bir sürü test de yaptım. Sınadım yani. Olmuyor. İşte gerçek arkadaşlık. Olur deyip yalandan sırtını sıvazlasaydın o arkadaşlık değildi kanka. Yani olur da dedim, olmadı yine. Tüm imkanlar önüne serildi Burhan abi. Yani, saydım tamam. Film Arda. Ben direkt birinci göz şahidim. Ya ben Arda'yı da getirttim buraya. Ta Sinan Oba'dan geldi. Bilirsin Sinan Oba'yı kanka. Geldi 70 burada, kilometre yani abi. Geldi az burada değil. Notalara basıyor. Yukarıda Mustafa oturuyor. Sırf canı çeksin de aşağı kayıda insin diye. Aşağıda beat yapıyor. Ben rap söylüyorum falan. Mustafa da bize katılsın diye. Tık yok abi. Tık yok. Tık ya. Yok. Uğraştık uğraştık. Sadece burada çömsün sigarasını içsin. Başka hiçbir şey kalmamış. Twitch alt kısa elini yüzünü yıkamaya bile inmedi. Müzikten geçtik. İşte Twitch. Anladın mı? Twitch. Sadece Twitch. Sosyal medya bağımlısı olmuş yani. Kendi sosyal, kendi kötü krallığının işte bağımlısı. Alakası daha şey yok. Sosyal medya bağımlısı değil ki mi? Öyle anlattım. Bak bak, ben girmeyeceğim ki yani. Ufukçuluk yapma lan. Kim o? Mustafa abi. Her şey senin bu müziğe katkı sunman için. Hepsi. Dün müydü? Ondan önceki gün mü? Ne Twitch yayını izliyorum. Nasıl sallıyor? Yok. Autotune'da çok iyiyim. Denedim. İstesem yaparım. Buna koyayım. Geldim buraya, Türkçe kelime kuramadın lan. Agugugu yaptım. Sesim iyiydi. Bir de şey vardı abi. Hebele. Sesin ne iyi demekten başka şansın mı var? Sadece sesini anlayabildim. Cümle ben kurdu. Bunu demedim yani. Böyle çok iyi okuyorum falan bir şey. Sesimin iyi geldiğini düşünüyorum. Dedim. Hiç bak, hayır, burada bak, burada mütevazi konuşuyorsun ama orada öyle değildin Mustafa. Yapma orada uçuyorsun ya abi. Gerçekten tamam. Ha, tamam. Bitti amına koyayım. Ya of ya. Yine savaşmıyorum ya. Hiç savaşmıyorsun dipnet oraya. Ya hiç sevmiyorum böyle ya. Tamam. O zaman çık git lan. Kanka çıkar. Yapma. Gururlu çocuk ya, o çıkar. Ya biz zaten bak inan savaşsın. Hani biz onu böyle kötülüyormuşuz da o bundan etkilensin, iyi olsun diye yapıyoruz. İyi, iyisini de söyledik. O da olmadı. Kötüyü deniyoruz. Bu da olmuyor. Ne yapacağız? Sen bize akıl ver. Ya ben akıl veremem. Savaşmayı o belki barbarlık olarak görüyordur. Yani bilmiyorum. Ruhunda yoktur belki de. Ruhunda vallahi yok mu abi? Mustafa abi. Tüy müsün sen? Hafif misin Mustafa? Hı? Nerede bırak beni? Abi sağ hafif diye deniyor sana şu an. Hafif misin değil misin? Konusuna göre değişir yani. Tamam, bu konuda hafif misin değil misin? Konusunda, arkadaşlarıma yükleniş konusunda hafif takılıyorum yani. Yok, Twitch'te anam, Twitch'te bizi yapmadığını koyma, buraya gelince böyle ya, misafirliğe geldik. Aynen abi. Demek ki oranın havası başka, buranın havası başka. Ona göre takılıyorum. İnşallah biz geldiğimizde de öyle olur. Ben saygılıyorum. Ya şimdi niye ben sana sataşıyorum ki yani, gereksiz böyle yükseliyorum. Bir konu olur, ona göre konuşurum ama yani şu an kendimi savunmak için. Sen yarın kaburgalarını da aldırırsın Mustafa. Aldırırım yani, gerekiyorsa onu da yaparız. Gerekiyor. Ya of ya.
Neyse, ben bir şey soracağım. Yalçın abi, sen Türkiye'de misin? Evet. Şu anda buradayım. Eyvallah abi. Öbür taraflar da çok karlıymış sanırım. Yani Allah, gidiyoruz geliyoruz. Bu dönem gidemedim. Uçaktan korkuyorum. Uçakta zaten çok saçma. Kuyruğa giriyorsun. Herkes arasında 5 kişi var. Sonra uçağa bir dalıyorsun üst üste yani. Bu ne saçma bir şey. Yani böyle uçak mı yani, neyse yani, mesafeyi koruyalım diye bir de uyarıyorlar kapı girişinde. İçeride yani hiç kimse kimseye uyardığı yok zaten. Hani ağzına girecek adam yani. Ben şeyle yani bu vesileyle uçağa binmek yerine dedim biraz daha burada kalayım. Aynen yani. Abi, iyi yapmışsın. Yani inşallah çözülür de çok böyle yakın gibi durmuyor şu an. Yani bu böyle, ben 2023'e kadar böyle işte gideceğiz gibi görünüyor. Ben öyle düşünüyorum yani maalesef. Umarım öyle olmaz ama galiba öyle Ufuk. Yani 2022 Haziran de bari yani, ne diyeyim. Ama yani bir şey kalmadı zaten. Yani 2022. Abi çok alışmışsın sen ya. Alıştım. Yani artık valla çok dışarıda da gezmiyorum. Evde. Ev modu. Ya ben haliyle, hastalık bitse de bir daha eskisi kadar relax bir ortamda yaşayacağımızı düşünmüyorum zaten. Alışkanlıklar değişti. Ya olsun, en azından biraz hani geçsin de birazcık insanlar özgür olsun. Ama geçsin tabii ki de yani. Hani çıkıp dışarıda bir çay kahve içilsin en basitinden yani. İnsanların gerçekten psikolojisi çok bozuk ya. Harbi. Artırıyorum abi, dışarıda çay kahve içme ama içebileceğini bil, o bile yetiyor biliyor musun? Aynen öyle. Yani insanlar böyle 9'da eve girme psikolojisini falan, hafta sonu çıkmama falan kötü hissediyor yani. Özgürlüğüne düşkün bir ülkeyiz aslında. Bakma hani, özgürlük ülkesi olsun diyoruz ama. 9-10 gibi trafik oluyor. Ben hala o işi çözemedim. Ailesi tarafından kısıtlanmış gibi. Trafik var yani. Maalesef. Evet abi. O da çok. Merhabalar güzel. Bu arada tekrardan herkese. Merhaba. Hoş geldin Fatih. Biraz işim var. Hoş geldim. Hoş buldum, sağ ol. Cumaları mesela 11'de falan abi eve girebiliyoruz öyle trafiğe takıldığımızda. Evet. Çok normal yani. Anormal trafik oluyor. Ben anlamıyorum. Geçen günde yani sokağa çıkma yasağı vardı. Bizim bütün herkes böyle şey gibi, oy kullanırsın ya. Hani böyle tuhaf bir kalabalık olur. Yani vardır yoktur ama bir yandan böyle aslında herkes sokakta mıdır değil midir diye tam anlamazsın. Evet. Aynı oy, neredeyse öyle bir hal var yani. Maalesef. Çok tuhaf. Yani şey değil. Bu da devlet için bir rant kapısı oldu zaten. Hani ceza yazıyorlar sürekli olarak. Canı istediklerini kafasına göre kıstırıyor. Bu durum güzel yani onlar için bence. Yani. Ya onu boş ver. Mesela şey var. Sokakta ceza yemek için giden adam var. Ben onu da tanıyorum. Bana hiçbir şey olmaz ya. Hiç kimse beni durduramaz diye bir tanıdığım biri böyle yürüdü. Ceza da yedi. Cezamı da yedim aslanlar gibi dedi. Ne bileyim ben. Başka bir bu ne zeyin kafası yani. Niye çok yani, aşırı niye af çıkıyor. Yiyorsun? O yüzden bence. Af maf çıktığı için millet onun rahatlığında. Ben öyle düşünüyorum. Bilmiyorum. Yani kırmızıda geçmek gibi bir şey yani. Bilerek hani. Yani. Bu kafa da var. Onu da anlamıştım. Bir de televizyonda şey görüyorum ya. Taksim'de genel olarak bir şey oluyor. Turistler böyle sinirli turistler oluyor, maskeli. Televizyonda gördüğümü sadece şey yapıyorum. Onu da neyin kafası anlamış değilim yani. O turistler niye kızıyor? Neye kızıyor ya? Yani belli ki sokağa çıkmak yasak yani. Sen de geziyorsun yani. Tuhaf. Ben bu maske takmakla alakalı, virüsle alakalı şey diyeceğim. Yani birkaç yerde gördüm. İtalyan profesörler vesaire bazı ülkelerde gereksiz olduğunu, bu virüsün uydurma olduğunu. Ama ölümler de var bir yandan. Ama hani insanları bazı köleliğe alıştırmak amaçları falan bir şeyler diyorlar ama. Ya bence bu hiç doğru değil bu ya. Bu kadar gerçekse bu olay, böyleyse bir... Değildir abi ya. Bilim bizi maske takarak köleleştiremezler abi. Yürüme Fatih. Sonuçta bilim adamı. Zihnimize adamında maske takamazlar. Dur sorumu sorayım. Cevapla Fatih. Bak kızıyorum sana.
Sor abi. Yani sonuçta bilim adamı bunlar. İnsanı diyeyim. Neden böyle yapıyorlar? Yani ortak paydaları yok mu? Yani atıyorum İstanbul'da, Paris'te, Londra'da bir yerde toplanıp bu konu hakkında artık net bir açıklama yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar yapmadıklarına göre. Ya hepsinin kendince bir bu işin içinden çıkma çabası var. Hatta aşı bir yarışa döndü. Şöyle bir detay var. Mesela Ruslar aşılarının ismine işte uzaya gönderdikleri ilk aracın ismini vermişler falan. Çin, Rusya bunun için savaşıyor. İşte Amerika daha kendini halletmeye çalışıyor. Bir yandan böyle küresel, global bir savaşa dönmüş durumda. Hani bu detaylarda olunca işte o komplo teorileri de yani inandırıcı gelebiliyor. Bilmiyorum yani bu gerçekten bir hastalık da olabilir. Ama amacını köleleştirmek olduğunu zannetmiyorum. Çünkü zaten genele vurduğumuz zaman insanların %94'ü falan yani kölelik hayatı yaşıyor bir yerde. Almanya'da bu aşıyla alakalı ihtiyar evlerinde 20 tane ihtiyarın öldüğü söyleniyor. Yani aşı vurulduktan sonra. Bu bir de hani şöyle evet. Söylüyorlar. Yani nüfusu azaltmak planlı. Ne bileyim işte. Yaşlanmış insanları ortadan kaldırma amaç. Evet Arda. Abi mesela sen şey dedin ya 5 tane 65 yaş üstü insan öldü dedin, doğru mu? 20. Şey 20 tane. Almanya'da. Peki bu oran kaçta 20? Aşı vurulur. 20 adet. 20'de 20 mi yani? 20 kişi. Ha, mesela 20 kişi ölmüş ama oldu. Atıyorum 1 milyon kişiye aşı yapıldı 20'si öldü falan mı? Nasıl bir rakam bu? Sonuçta öldürmüş ama. Bakın. Huzurevi düşün. Şimdi İzmir ya Huzurevi'nde ama 100 tane yaşlı olsun 20 tanesini öldürdüler düşün yani. Ya o kadar yüksek bir oran varsa bu çok ciddi tartışmaya açık bir konu. Ama ben bunun böyle olduğunu düşünmüyorum ki öğrendiğim kadarıyla aşıların başarı oranı sanırım %95'lerde. Kalan %5'lik kısımda ölüm veya başka türlü yan etkiler zaten var yani. Ya bir de alerjik bir durum da söz konusu yani. Benim dedem de annem de oldu misal. Dedem alerji reaksiyon verdi ilaca karşı. 2 gün boyunca yatakta yattı ama bir sıkıntı olmadı. Sonra kendisine geldi. Bu yaş da çok önemli. Nasıl reaksiyon verici de çok önemli. Ama öldürme oranını sıfırlamış diye bir açıklama yaptı Sinovac. %58'de. Yani ben de kim yapmış? Çünkü Mustafa abinin bahsettiği gibi 100 kişilik bir grupta 20 kişinin öleceğini düşünmüyorum. Bu çok yüksek bir rakam yani. %20'ye tekabül ediyor bu. Sinovac yani bu şu an Türkiye'de yapılan aşının sahibi Sinovac şirketi açıklama yaptı. Ölümün hastalıktan dolayı ölümün oranı sıfırlanmış ama hasta olan insanların hastalığını önleme durumu %58'e kadar önlenebilmiş. Daha. Ben özür diliyorum. Bir çıkıp geleceğim arkadaşlar, abiler. Birazdan tamam. Geliyorum. Okey. Tamam kardeşim. Yani zaten aşı şu an hani uzun vadede koruma altına alıyor. Hani hemen yapıyorsun böyle 3 ay sonra falan gibisinden bir şeyler okumuştum ben. Kasım 2022'nin sonunda dünyanın artık yavaş yavaş düzeleceği söyleniyor. Hatta Bill Gates söylemiş galiba bunu. Nedense her şeyi bilen adam olarak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Çok enteresan. İyi geceler. Görün ben de çıkıyorum. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi akşamlar dostum. Yani Mesnefe yani. İşte tam. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Çok özür diliyorum abi. Yok estağfurullah. Tam konu komple teorisi ya o yüzden. Ya o da hani ona benzer bir şey söyledi en başta. Hani şu kadar ölüyor. İşte bu hastalık öyle bilmem ne falan filan. Mesela hani Türkiye'de şu an ölüm sayısı kaç oldu bu hastalıkla ilgili? Ben takip edemedim en son. Bir bilginiz var mı? Bakalım. Günde 100 küsür kişi ölüyor diye raporlanıyor toplam, diye biliyorum. Toplam ne şu an mesela? Toplamı da yanlış olmasın. 5000 küsürler miydi acaba? 5000. 2-3 gün önce bakmıştım ama. 471. Dünyada tamam. 2,5 milyon insan ölmüş.
iyileşen hayır, 60 dünyayı bin söylemiyorum. Mi? Mesafe. Sadece Türkiye'de 2000 kaç dedin? 5000 dedin. 30 bine yakın insan ölmüş. Şimdi 2020 içinde değil mi bu? En son sayı bu. Tamam ama 2020'den bu zamana kadar. Mesela atıyorum bir yıl içinde ortalama o kadar insan ölmüş. Ama hani Türkiye'de atıyorum 2018'de kaç insan ölmüş başka şeyden ya da 2019'dan kaç insan ölmüş. Genele baktığında senin söylediğine göre yani ölümler ölüm sayısı normal mi yani? Mesela atıyorum 2018'de konuştum 450 bin kişi 2018'de ölmüş. Bir 460 bin kişi falan da 2019'da ölmüş. Yani başka nedenlerden tabii koronadan değil. Şimdi bu kadar sayı söylüyorken ve bir istatistik ortalama alındığında sence az mı bu sayı yoksa dediğin gibi komplo teorisinden ötürü mü bu kadar? Gripten ölenler daha çok oluyormuş yani o sebeple bakınca. İşte neden bu kadar insanlar evlere kapandı, maske vesaire? Yani tedbir almak istiyorlar yani bu Dünya Sağlık Örgütü'nün. Ama bence tedbir alınamadı yani şey alınamadı. Mesela Yeni Zelanda'da yani şu anda korona vakası ve ölümü gerçekleşmiyormuş. Hani tam dünyanın belki uzak bir noktası ama adamlar direkt olarak bu virüs geldiği andan itibaren 2 hafta boyunca bütün okulları, iş yerlerini her yeri kapatıyorlar. Tamamen dezenfekte dönemi 2 hafta boyunca kimseyi dışarı çıkartmıyorlar. Hiçbir taviz verilmiyor. Daha sonra insanlar dışarı çıkmaya başlıyor ve bu şekilde ortadan kaldırılmış. Hiçbir ülke bunu yönetemedi yani. Hepsi bir panik havası yaşadı. Çünkü belki başta ciddiye almadı. İşte bizde okullar işte hani tatil edildi. Korona önlemi için herkes işte otogarlara, havalimanlarına saldırdı. İşte umreden dönenler vesaire. Yani kimse bu kriz yönetimini beceremedi. Toplam 25 kişi ölmüş orada da. Yani, vaka sayısı tabii da ölümün iyisi olmaz ama iyi bir sayı genelde. 2258. En son ölen Eylül'de ölmüş. Evet yani. Adamlar bitirmiş koronayı. Vay be. Kimseyi almıyorlar o zaman ülkeye. Muhtemelen almıyorlardır. Yani o önlemi uygulayan herhalde dışarıdan da kimseyi almaz. O zaman kimseye ihtiyaçları yok. Güzel. Toplam Avustralya kıtasında 100 küsür kişi ölmüş. 105 falan. Ya tabii dünyanın uzak noktası hani gelen giden sayısı daha az belki. Onun da etkisi vardır ama yine de yani güzel bir mücadele örneği bence. Yani 2 hafta her şeyden vazgeçip çünkü bu şekilde daha kötü oldu. İnsanların senesine mal oldu ve daha da mal olacak gibi gözüküyor. Maalesef. Maalesef. Ama en çok zararı gören de Amerika olmuş. Dünyanın süper. İşte Çin'den çıktı en çok zararı Amerika gördü falan ya insan hani düşünmeden de edemiyor bir yandan yani bir bit yeniği var mı bu işin içinde diye. Hani Çin de şu an şeyde hani hem iyileşme evresi olarak daha iyi bir noktada hem aşı buldular falan hani dünyaya sempatik gözükme noktasında bir adım attılar. Yani bilmiyorum. Acaba direkt Amerika'ya karşı o planlanan bir Çin ve Rusya işbirliğiyle üretilen süper güç olma oyunu mudur falan insan düşünüyor bilmiyorum. Çin'de de 1,5 hani milyar insan var biliyorsun. Evet. 5000 bile değil vefat sayısı. Evet. Yani onlar da iyi yönetti öyle söylendi ve gösterildi ama ama Amerika'nın da işin içinden çıkamaması normaldi çünkü o Trump'ın en baştaki umursamaz tavırları hani korona kimde hani bizi devirecek ey korona sen kimsin minvalinde o duruşu daha sonra tabii pişmanlığa dönüştü ve de yani kalabalık dünyanın en kalabalık ülkelerinden birisi ve en çok giriş çıkış yapılan ülkesi doğal olarak onlar da şu an bayağı sıkıntılı durumdalar hala. Yani, birinden çok etkilenmiş Trump yani. Hani mesela İtalya olsun, İran olsun bunlar da çok ağır bir şekilde yaşadı ama daha sonra İspanya olsun, Kore, Güney Kore olsun yavaş yavaş normale dönebildiler mesela. Amerika'da bu yaşanmadı. Hep o yani pigde kaldılar gibi bir şey oldu.
Umarım bittiği günleri konuşuruz. Yani ne diyeyim? Bazen hani o şey ütopyası da canlanıyor kafamdan. Seni artık 2037 ve hala devam ediyor falan. Herkes alışmış ki alışmış. Saçmalama. Ya işte hani neden olmasın ama? Olmasın, yani olmasın. Daha önce daha uzun süren salgınlar olmuş bildiğimde. Tabii ki olmasın. Bilim ilerlemiş durumda. Tıp hani yani teknoloji çağındayız, uzay çağındayız diyoruz. Herhalde buna bir çözüm bulunur. Yani hani aşı falan bulundu. Herhalde bir sonuca ulaşır yakın zamanda diye umuyoruz. İnşallah ya. Umarım en azından. Çoğu ülkenin bölge bölge vefat sayıları vesaire var. Türkiye'nin misal yok. Yani nerede? Biz o konuda şeffaf bir ülkeyiz. Yani bilmiyorum. Aslında güzel başta güven de yaratılmıştı. İyi bir duruşu da vardı. Neyse çok aslında oralara girmek istemiyorum ama bu konuda biraz şeffafız galiba. Bir ara rakamların yanlış olduğu konuşuldu. Konuşulmaktan ziyade ortaya çıktı diyelim. Yok, herkes sarıldı kan şey. O yüzden. Evet. Sarıldıktan sonra birden öyle oldu artık. Bir de şunu diyeceğim ben bir ara hatta geçen çok ölük sayısı azalıyordu falan hani yendik mi gibi düşünmeye başlamıştık ülkecek. Öyle kısa güzel bir dönemde yaşamıştık. Geçen herkes sene Ocak ayında pardon. Dinliyoruz. O kadar hayatımda hiç bu kadar ağır bir grip yaşamamıştım. Yani en son dedim artık galiba ölüyorum. Ocak ayındaydı. Korona daha yeni çıkmıştı Çin'de falan ama burada yok deniyordu. Herhalde dedim hani bu aylar sonra korona olduktan sonra yani Türkiye'ye geldikten sonra herhalde budur dedim benim yaşadığım koronadır. Ya onu birçok kişi söyledi. Çok iyi anlıyorum seni. Çok ağır hastalıklar geçirdi herkes o dönemlerde. Gripleri 2 hafta, 3 hafta falan sürdü. Çok iyi anlıyorum seni. 2 hafta sürdü evet. Evet. Hiç bunu yaşayan oldu mu aranızda? Ben de geçen sene Ankara'ya uğramıştım. Kışın Şubat ya da Ocak ayı olması lazım. Gerçekten çok ağır böyle öksürük, işte nefes darlığı gibi şeyler yaşadım ki koronanın ismi yeni yeni zikrediliyordu. Yeni yeni vakalar vardı. Gittim işte ya şey yoktu, bir sağlık ocağına gittim. Orada bir kontrol ettiler. Adam işte domuz gribi olmuş gibi geçiştirdi. Ha aynen, Umut da vardı hatta. Ben hani ciddi bir şey olduğunu düşündüm. Yani dedim şu an ne yapmam lazım? Hani domuz gribiyim, ciddi bir şey. Hani bir şey yapman gerekmiyor. İlaçları al, evde takıl falan dedi. Acaba o da mı koronaydı diye bir düşündüm ama çevremdekilere bulaşmadı. Ama şey de var. Gittikten sonra bizde de oldu. Böyle bir hafta falan evden çıkamadık böyle. Ferzan'dan Nakcan böyle bir saçma yani, bir şey. Korona olmadıysam herhalde domuz gribi olmak artık normal grip olmak gibi bir şeye mi dönüştü? Çünkü eskiden sanki daha ciddiydi. Ya da benim gittiğim yerde çok neyse. Ya aşıları falan bulunmuştur. İşte ilaçlara belki ana maddelerinden bir şeyini koymuştur. Bu zayıflama durumu oluyor ya belli bir süre sonra böyle hani. Öyle bir hal aldı domuz gribi benim bildiğim hani şu an. Darısı koronanın başına o zaman. Ya bu muhtemelen o da olur da bu süreç. Artık 4. mutasyonu gibi görmeyelim bari. En azından 4'ü görmeyelim. 3'te kalsın. Yani mevsimsel bir durum herhalde böyle. Hani her mevsimde farklı bir şeye giriyor böyle. Hani bu mevsimsel giriyor olduğumuz koronadan mı bahsediyorsun? Evet bence, koronadan. Bence hiç mevsimsel değil. Tamamen şey, sene yılsal mı denir? Ömürsel bir şey yani şu an. Yani o da olabilir de yaz, bilmiyorum. Kış. Böyle hani kışın böyle hani o hava durumuna göre ister istemez hani onların da yaşam şeyler oluyor ya virüsler. Yazın zaten mekanların falan açılacağı söyleniyor daha. İşte mikrop kapma oranı falan düşüyormuş hava sıcak olduğu için. Ama tamamen bitmediği sürece hastalığın mevsimi yok diyerek bir ufak bir kamu spotu yapalım. Dikkat, herkes evet, dikkat etsin. Evet.
Derin bir sessizlik. Ölüm sessizliği. Aynı anda bozduk. Evet. Yalçın abiden bekliyorduk bir şeyler. Valla ben komple teorileri falan filan konularından buraya geldik. Korona. Korona da zaten kendi başına bir teori. Başlı yani, başına bir komplo teorisi. Hepimizin yani, hayatının merkezindeki şu an. İnanılmaz ya. Yani bir ekonomiyi nasıl şey yaparsın, sarsarsın diye oturup düşünsen herhalde bir yarasadan 7 adamda bilmem ne çıktı falan filan. Yani bilmiyorum. Olayın bu kadar büyüyeceğini herhalde kimse tahmin edemezdi. Yani, bir yarasa çorbasından dünyayı yani, sürükleyen bir fena. Bir yandan da ilginç gerçekten, hani 500 sene sonra bile anlatılacak bir şey yaşıyoruz belki. Hep tarihe yani, geçen şeyler yaşadık. Yarasa çorbası da yani kendi başına zaten tuhaf bir şey yani. Düşünüyorum. Yani damak tadı diyeceğim, hani kültürel farklılık falan, ama gerçekten yani bazı hayvanların hani, yani dersin bunun çorbası içilmez dersin bence. Bilmiyorum. Ne var biliyor musun? En daha komiğini söyleyeyim Hidra. Hadi diyelim ki hayvanın çorbasını içiyorsun. Hayvanı bir bütün olarak çorbanın içine koymak ve onu orada içmek. Evet evet. Onu görsel yani, olarak da güzel değil. Yani o görselle servis ettiler yani, böyle bir şey var. İyidir, yarasa çorbası. Yarasayı koyuyorsun böyle. Suyun içine yarasayı koyuyorsun. Ve onu zevkle içen bir tane kadın. Ben öyle bir video seyrettim. Evet evet. Acaba dedim, yarasa çorbası o mu? Yani böyle sıcak yani, suyun içerisine hani yeni öldürülmüş yarasa koyup mu içiyorlar? Yani hiç gerçekten hoş değil. Neresinden yani tutsam ilkel anlatırsın yani. Çok birine mesela bir şey anlatacağım. Çok ilkel bir anlatım şekli gibi geldi bana. Yarasa bu. Bu da çorba, su. At içine kaşıkla yani, çok hani böyle bir fotoğrafın, bir videonun da yayılması herkesi irit etti ya. Hikaye böyle başladı biraz. Yani hiçbir şeyin çorbası da öyle bir şeyi içine atınca olmuyor ki. Bin tane şey koyuluyor çorbaya. Direkt yarısı yapmaları zaten bir tuhaf olmuş. İşte yani hani bu, o yüzden biraz insanda şüphe uyandırmıyor değil yani. Eyvallah. Çorbası bile hani birazcık daha modern, çok daha tuhaf şekilde yeme şeyleri var böyle. Bazı canlıların yani hiç pişirmeden falan, böyle hani temizlemeden, hani bari temizle pişirmeden ye, o da yok. Direkt ya böyle yakalayıp yiyorlar falan. Hani. Şeyi biz de pastırma yiyoruz ama bakınca o da çiğ sayılabilir. Aynen aynen, bir sürü şey. Ya benzer yiyorsun da orada şöyle bir şey, tabii bir bahane oluyor. Hani Çin'de nüfus çok yüksek, kalabalık bir ülke. Haliyle hani bulunacak, yiyecek ve hani tüketilecek olan yiyecek çeşitliliği de ona göre artıyor. İşte hani işte desen hani bir nebze mantık çerçevesinde. Ama hani diğer tarafta sunum şekli olarak çok anormal yani. Hani ne bileyim, hani mesela sen inek alıyorsun, ineği karavanın içine atıyorsun, inek yiyorsun gibi. Yani, ya da atıyorum ne bileyim yani, böyle bir hayvan yediğimiz şeylerden öyle bir şey oluyor. Yani o biraz bence şov olarak hazırlanmış bir içerik. Olabilir abi. Evet, o aklıma geldi. Bizim de var ama şov dünyamız abi. Kuzu çevirme falan. Ya işte bizim çorbalarımız yani, insanları iyileştirir hani, anladın mı? Böyle hasta olduğumuzda annemiz çorba falan yapar. Bunların çorbaları dünyayı ne hale getirdi? Ben gerçekten mutfağımızı çok seviyorum. Yani dünyada ilk 2'ye falan, 3'e koyarım. 2'ye koyarım herhalde. Hatta 1'e koyarım. 1 numara. Evet, çok katılıyorum. Zaten 1. Direkt 1. Evet, düşündüm de direkt 1. Evet, bence de. Bizim yemeklerimiz güzel. Yani o kuzu çevirme hikayesi zaten göçebe toplumların şeyidir yani. Gerçeğidir. Sonuçta sen bir yerdesin. Sürekli avlanıyorsun. Aynen. Yani ne yapacaksın hayvanı bir şekilde, hani hayata geçireceksin, yedireceksin, askerlerin var, çalışanların var, ne bileyim köylün var falan. Hani onu herhalde öyle çeviriyorsun. Ama yani bu da mesela şimdi işte bunu da şova çevirdiler ya, Instagram'da kocaman şeyler koyup yani, bu da yani bunun ismi aslında pornodur. Evet. Yani, bu hani kimse bunu konuşmuyor ama hani herkes şey zannediyor. Yani cinsellikle ilgili bir şey değildir ki. Şiddettir yani. Bu görsel bir şiddet görüyorsun. Hayvanı kesmek, eziyet etmek yani, ihtiyaç dışında
O bir hani şey diyeyim. Türk mutfağında böyle bir şey yoktur bu arada. Böyle bir sunum şeklimiz hiçbir zaman olmadı bizim. Ben hiç bilmiyorum yani. Biz hani genelde mutfaklar Türkiye'de kapalıdır. Kapalı mutfaktır yani koku çıkmasın bilmem ne çıkmasın Mutfakta diye. pişer, sofraya düşer yani Aynen budur. öyle. Bu kadar. Sen onu göstermezsin. Komşuna Böyle tokatlamalar falan bile yani. göstermezsin. Bizim Gel. kültürümüzde yok böyle bir şey. Yani biz hani sen bir şey varsa, yemek yapıyorsan, yemek kokuyorsa komşuna da götürürsün, verirsin. Yani bu senin kültürün içinde yer alan bir şey. Bunları yani neyle bağdaştırırsan bağdaştır ama diğer şey şova giriyor, pornoya giriyor. Yani bu da başka. Yani o bizde yok böyle bir Bir de Türklerin hayvanlarla ilişkisini dünyaya böyle bu şekilde yansıtmak. Çünkü şeydir yani yurt dışından birçok insan Türkiye'ye geldiğinde hani sokak kedilerini, sokak köpeklerini, onların insanlarla beraber yaşadığını görünce şaşkınlık geçirir. Hani normalde hayvanlarla ilişkileri de iyi olan bir ülkeyi böyle yani kesilmiş ineklerle dans etmeler falan. Yani garip geliyor tabii insana. Evet, yani veganı anlarım. Kültürümüzde Evet. olmayan bir şey geldi. Yani vegan konusu çok gündemde ya bu ara. Vejetaryen işte veganlık vesaire. Hani benzer bir sürü konu var. Ben bunların hepsini ayrı tutuyorum. Ama hani benim dediğim Tabii. şey var olan bir şeyi şov haline çevirip sunmak. Yani bunun üzerine bu başka bir şeye gidiyor. Yani o yani onu yaptığı için yargılamıyorum. Sadece var olan konuyu söylüyorum. Yani gündemde olduğu için. Yemek konusu da bizim hayatımızda bu. Yani sonuçta biz de ne yaptık? Yarasayı gördük. Adam böyle yiyor dedik. Korktuk yani. Sonra gelip adamı suçluyoruz. Belki adam öyle yemiyor yani. Belki böyle bir şey yok. Yani böyle bir kurgu var. Bilmiyorum. Ben hiç şeyi görmedim. Bir tek Belki şey, de evet. bir video gördüm. Çin'de hayvan pazarı diye bir video gördüm. Hani orada böyle hani şeyler var. Ama hani adamların kültürü içerisinde çok bize belki çok ters geliyordur ama adamlara ters gelmiyor böyle şeyler. Biz de hani başka değişik değişik. Mesela ben yabancı arkadaşlarıma kokoreçi anlatamadım. Kokoreçi anlattım, işkembe çorbasını anlatamadım. Mesela. Sakatat Gerçekten. olayı evet çok Tabii farklı ki yani. gerçekten bizde. Yani bir tane yabancıya sen bir işkembe çorbası iç nefis diye anlat bakalım. Sonra işkembe çorbasının ne olduğunu anlat. Hani anladın mı? Ona benziyor. Ama o sonuçta ne var? Bizim hayatımızın bir gerçeği. Biz içiyoruz, yiyoruz. Biz böyle büyümüşüz. Büyük ihtimalle Çin'de de böyle Ayran yaptılar. dahi garip geliyor yabancılara. Hani içerken böyle kremalı tatlı bir şey bekliyorlar. O an o tuzlu ekşimsi tadı alınca hepsinin bir suratı ekşiyor. Bir video seyretmiştim. Mesela bizim için ne kadar ferahlatıcı bir hani sevdiğimiz hani ayran sevmiyorum diyen yoktur herhalde şurada. Onun gibi yani. Hani nasıl bize çok normal gelen şeyler insanlara tuhaf geliyorsa. Ama yani gerçekten yayında söylemek istemediğim çok garip yani hani uzak doğuda da olsam garip bulacağım yeme biçimleri var. Yani tercih ettikleri şeyler. Ama tabii dediğiniz gibi o noktada nasıl tuhaf geliyorsa onlarınki de bize tuhaf geliyor aynı şekilde. Evet, aynen öyle. Yani aslında daha da tuhaf olan şey dünya mutfağı denen hikaye. Her ülkenin içinde bir dünya mutfağı. İşte ben Fransız yemeklerinden hoşlanıyorum. İşte ben İtalyan yemeklerinden hoşlanıyorum dediğin şeyler aslında o ülkenin içindeki malzemelerden yapılıyor. Yani hani dışarıdan geleni ayrı tutuyorum ama hani mesela atıyorum Amerika'da sucuk satılıyor ama Amerika'daki sisteme göre kesilip hazırlanan, işlenen sucuk. Haliyle damak zevki bambaşka yani. Tat da başka oluyor. Bu şey gibi Avrupa'ya gidip döner söylersen Avrupa'daki dönerle Türkiye'de yediğin döner arasında uçurum var. Yani böyle Tabii bir şey illaki. var. Yani bunlar da hani onu işte dünya mutfağından yiyorum falan. İyi de dünya mutfağından Türkiye'de yiyorsun. Türkiye'deki baharatlara göre yiyorsun. Çok fazla hani seçeneğin seçkin olmuyor. Hani yemek Tabii ana hikayesi maddeler yani oradan değil. ben mesela bir şey vardı. Fransa'da bir tane kebapçı vardı. Onunla bir muhabbet ettim. Yani sonra da çok da acıkmıştım. Döner de böyle kesiyorum. Ne güzel yiyeceğim bunu falan. Sonra adamla uzun uzun muhabbet edince dedi ki ya dedi en iyisi dedi sen benim döneri yeme dedi. Allah Allah Çok dedim. ilginç. Ben Neden tahmin dedi? ettim. Ha, ya dedim neden? Ne var dönerinde dedim.
Ben hani şey değil ama yani, domuzdan değil. Yok dedi ya, şey dedi. Şimdi dedi biz dedi et dedi burada dedi az güneş alan yerler var dedi. Hayvan dedi ona göre dedi beslenemiyor dedi. Otlar dedi kötü çıkıyor. O otları dedi yiyen hayvanda çok fazla şey olmuyor dedi. Bir de dedi dağlık araziler olduğu için dedi tepelerde falan. Hayvan çok yürüyor dedi. Kas yapıyor dedi. Kas yapınca sert oluyor dedi et. E dedi et sert oluyor. Hayvan dedi soluk dedi bir şekilde beslendiği için dedi. O dedi etin tadı olmuyor. E dedim niye anlatıyorsun? Ah işte dedi ben dedi o eti dedi hindi ile karıştırıyorum. Ha dedim. Yani dedim. Yani dedi o hindi dedi kırmızılık veriyor dedi. Aynen dedi turist dediğinde dedi yani turist dediği bizim için söylüyor. Yani oradaki Fransızlar. Bunu dedi normal yiyor anlamıyor dedi. Sen dedi şimdi Türkiye'den gelince dedi yemişsindir dedi güzel et. Hemen dedi anlarsın dedi bu et şeydir falan dedi. Düşün dedim ki valla burada da yaptım mı abi dedi. Yani olacak iş değil. Hindiyle, hindi etiyle zaten normal kırmızı eti karıştırınca çok anlamayabilirsiniz bu arada. Çok yakındır tatları. Bunu çözmüş adam. Yani büyük ihtimalle Avrupa'da da çoğu yerde böyle uygulanıyordur. Döner. Evet, aynen öyle abi. Evet, yemek teyis programının da... Evet, insanları da acıktırdık. Evet, yani tam... Saatte tam yani. Yenmesi sıkıntılı olan saatlerde. Yani sonuçta nedir? Geri dönecek olacak. Geri dönelim konuya. Korona'da biz yarasa resmini gördük. Sonra dedik ki bunu yerler mi bunlar falan filan. Biz baktık ki yarasa üzerine düşünüyoruz her şeyi. İşte bunlar yarasa yedi. Yarasa onu aldı gitti mikrobu oradan taşıdı. Şu oldu bu oldu. Sonra bir baktım ben geçen gün. Bu Amerika'da korona olaylarıyla ilgili sürekli açıklama yapan bir doktor var. Fauci diye. Çok meşhur. Hani Amerika'daki herkesin uzmanı o. Bizim Sağlık Bakanımız gibi. Hani konularla ilgili açıklamaları bir kişi yapıyor. Fauci yapıyor. Fauci 2015 senesinde bu konuyla ilgili patent almış. Büyük bir şirkette yönetiyormuş ayrıca. Ben de bunu geçen gün okudum. Yani. Haliyle insan tabii komplo diye düşünmüyor da. Nasıl bir şirket abi? Pardon. Bak internette Fauci yaz. Corona company falan hani böyle birlik şey anahtar kelimeler koy. Bu işte virüslerle ilgili laboratuvar çalışmaları yapmak için kendi zaten büyük bir firması varmış. Bu olayları 2015 senesinde araştırmış. Patentini almış bu işin tedavisi vesairesiyle ilgili. Bunu bir araştıralım merak ettim. Araştırın. Abi. Araştırın ben not ettim şu an. Yani şimdi bu adam bunu yapmış. Sonra da çıkıyor. Diyor ki maske takın. Dikkat edin. Sokakta şunu yapmayın. Bunu yapmayın. Onu yapmayın diyor. Bütün herkesi de yönlendiriyor yani. O açıdan bakmamıştım ben. O açıdan bakınca çok çirkin oluyor. Hoş olmuyor yani. Herkes gitmiş bu arada. Herkes gitti zaten. Hani artık komplo teorisi. Evet. Şeyindeyiz. Hepsini konuştuk neredeyse. Ben de gideceğim yavaş yavaş. O zaman herkese iyi geceler. Ben de onu yoğun yaptım birazcık. Bu abi arada, çok teşekkürler. Eyvallah. Hidra şeyi yapalım. Bak şimdi bu komplo teorileriyle ilgili değil de ezoterik bilgiler, gizli ilimlerle ilgili. Aha. Belki çoğu kişinin de sorusu da olur. Belki bir evet, soru evet, sorar. Evet evet yapabiliriz. Konuşalım ya yani ben şimdi aynen abi bununla ilgili nasıl yaparız tane... diyordum. İşte yani buradan bir program açıp işte Ufuk abi de katılır bize. Ezoterizmin dünyasına girişten bir başlarız. Bakalım da çok dikkatimi çekti açıkçası. İnsanların da ilgisini çekerse program program ilerleyebiliriz. İnsanların ilgisini şöyle çekebilir bilmiyorum ama yani bizim 80'lerde şimdi şeyini bulmam lazım. Bir tane İsveçli bir yazarın yazdığı konu işte biliyorsunuz Odin hani İskandinavya'da o bölgede Tanrı Odin işte hani orada evet. Thor var işte bilmem neler var falan. Hı hı. Odin'in geldiği yer Türkland. Odin'in Türkland'dan geldiğini söylüyor. Ve ilginçtir bütün boynuzlar yani bu boynuz hikayesi hı hı. Şeyler hepsi bizim aslında
eskiden gelen simgelerde, her yerde, tamgalarda, orada burada, mezar taşlarında boynuz görürsünüz, bulursunuz. İlginç ama o bölgede de var. Hani mesela bir konudur bu ama hani ezoterizm derken bunlara da gireriz. Semboller, tamgalar. Belki insanlar ilgisini çeker, konuşuruz. Evet evet, ayrıntılı olarak onları inceleyebiliriz. Sembollerden başlayabiliriz sonraki programda. Buluşalım abi o zaman. Tamam, okeydir. Tekrar burada. Çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Herkese iyi geceler. Herkese iyi geceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. İyi geceler.